Hoş geldiniz değerli Podcastvari dinleyicileri. İzleyenler demiyorum çünkü artık bunu YouTube'a, yani büyük ihtimalle şu an kendim de çalışıyorum. Yani büyük ihtimalle bu bölümü de YouTube'a atacağım ama ister istemez insan sadece Spotify dinleyicisinin de artmasını umuyor tabii. Yani bu videoyu, ya da daha doğrusu podcast'i Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. YouTube'a atacağım videonun altındaki açıklama kısmında da Podcastvari'nin Spotify linki olacaktır. Şimdi bir yudum su ile başlayalım serüvenimize. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda bir konuğum var. Podcastvari'nin bildiğiniz üzere sadece ilk bölümünün konuksuz olduğunu, ondan sonraki bölümlerin konuklu olduğunu söyledim. Yanımda birçoğunuzun şaşıracağı türde Anthony Mackie var. Kendisi Winter Soldier'da Falcon karakterini canlandırmıştı ve Marvel sinematik evrenine girişinde bu şekilde yapmıştı. Evet, isterseniz alkışlarla Anthony Mackie setimizde, ofisimize gelsin. Hi man, great to see you man. Hi man, Mr. Sinemax. Yani gerçekten böyle absürt troll komediler yaptıktan sonra kendime %2 oranla dahi olsa Cüneyt Özdemir'e benzettiğim oluyor. Yani şu anda konuk olarak Bay Kozmi'yi düşünüyorduk arkadaşlar geçen bölüm için. Hatta bunun kaydını Discord üzerinden almıştık. Lakin değerli Bay Kozmik arkadaşım Muratçığım'ın mikrofonu gerçekten patates olduğu için kaydı aldıktan sonra montajda gerçekten sizlerin kulaklarınızda hasar bırakacak türden bir ses kaydı olduğunu fark edip bunu yayınlamamaya karar verdik. Bununla ikinci bölümünde ben konuksuz çekiyorum. Evet. Bu arada Anthony Mackie demişken Netflix kullanıcıları için şöyle bir haber vereyim. 12 Temmuz'da, yani geçtiğimiz günlerde demek de çok doğru olmaz, yani daha dün Point Blank isimli bir film çıktı. Bu arada bu Point Blank ismini direkt Google'da aramanızı tavsiye etmem. Hani arayacaksanız Point Blank 2019 diye aramanızı tavsiye ederim. Çünkü şu ana kadar tarihte çekilmiş 4 tane Point Blank filmi varmış. Tabii ki farklı tarihlerde. Dur bir hatırlayayım. Bir tanesi 1967, bir tanesi 2010 mu ne? Hani öyle tarihlerde ve son filmi de 2019 tarihinde gelen Point Blank filmi dün, yani 12 Temmuz'da konuşamadım. 12 Temmuz'da Netflix'te yer aldı. Başrolünde Anthony Mackie ve bir tane daha oyuncu vardı. Hatırlayamıyorum şu an ismini. Aslında önümde de şey var şu an, IMDb. Bakabilir miyim? Sizleri birazcık oyalamaya çalışıyorum. Bakalım. Galiba Frank Grillo. Evet, galiba Frank Grillo olması lazım. Bir tanesi Anthony Mackie, yani Falcon'u hatırlayacağınız. Diğeri ise arkadaşlar Frank Grillo. Frank Grillo'yu belki hatırlarsınız. Winter Soldier'da yer alan Crossbones karakterini canlandırmıştı. Hatta daha sonrasında Civil War'da da kendisinin yüzünü yanık bir şekilde görmüştük. Bu ikilinin macerası eline alınıyor. Kısaca sizlere bir sinopsisini okuyayım isterseniz, ya da şu anda İngilizce olduğu için bunu Türkçe'ye ani bir şekilde çeviremeyeceğim. Onlarla kendim doğaçlama bir sinopsis oluşturayım sizlere. Anthony Mackie karakterini canlandıran karakterimiz bir doktor arkadaşlar ve kendisinin hamile bir karısı var. Hamile karısını Frank Grillo'nun canlandırdığı karakterin kardeşi kaçırıyor ve olaylar bu şekilde sarpa sarıyor. Film normalde IMDb klasmanında aksiyon ve thriller, yani korku olarak geçiyor. Yalnız yani korku demeye bin şayet gerçekten. Hani filmin genel bir incelemesi yapmak lazımsa filmi ben pek beğenmedim. Öyle söyleyeyim. Özellikle dışarıdaki motor sanayisi de buna katılıyor olacak ki, hani bilmiyorum, dışarıdan birkaç motor sesi geliyor ama size şöyle söyleyebilirim. Point Blank filmi gerçekten çok hani arada böyle açıp izleyebileceğiniz, hani çok zamanınız yoktur, ya da daha doğrusu hani zamanınızı değerlendirebileceğiniz çok mantıklı bir olay yoktur. Hani ne bileyim işte, dışarı çıkmak istemiyorsunuzdur, evde işinizi yapmak istemiyorsunuzdur, ders çalışmak istemiyorsunuzdur, doğru düzgün film de bulamıyorsunuzdur. Yani Point Blank tam o aralığı, o boş vakti dolduracak türde bir film. Benim film olan puanım bu arada 6. IMDb'deki notu da 5.8. Bu arada şöyle bir yenilikten de size haberdar edeyim. Zaten Podcastvarinin sonunda da, yani bu kaydın sonunda da bahsedecektim ama tekrardan gündeme getirmek isterim. Bundan sonra Podcastvari serilerinde bahsedeceğim her bir filmin IMDb'de public, yani online bir listesini çıkaracağım. Yani nasıl söyleyeyim bunu? Siz bu Podcastvari bittikten sonra direkt YouTube'a gidip, ya da şu anda YouTube'dan izliyorsanız açıklama kısmından IMDb listesine girip oradaki bahsettiğim filmlerin IMDb tarihçilerine bakabilirsiniz. İşte kimlerle çekilmiş, ne zaman çekilmiş, işte puanı kaç, Metaskore'u kaç. Bunun gibi bilgilere sahip olup filmi izleyip izlememe arasında karar verebilirsiniz. Yani benim Point Blank üzerine bahsedeceğim daha başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir sonraki gündeme geçiyorum. Burada bugünkü Podcastvari 2 bölümünün asıl konularının birazcık daha bu son 2-3 hafta içerisinde çıkan filmlerle alakalı olmasını istedim. Çünkü şu anda sizler yani beni saymıyorum çünkü benim haftaya kursum başlıyor. Ancak sizler şu anda geniş mi geniş ve yani bazılarınız için boş bir yaz tatilinin ortasındasınız. Bunu düzgün filmler ve düzgün kitaplarla değerlendirebilecekken boş vakit geçirmenin ne anlamı var 7/24 Fortnite'la, değil mi arkadaşlar? Bu nedenle Point Blank yerine sizlere izleyip daha fazla eğlenip daha kaliteli yapımlar görebileceğiniz 2-3 yapımdan da bahsedeceğim bugün. Hani ondan şüpheniz olmasın. Ama onun öncesinde bir şeye bahsetmek istiyorum. Tabii onun öncesinde de bir yudum su diyorum. Efendim hatırlar mısınız? 2015 yılında Kevin Feige 3. fazı ilk kez duyurduğunda bir basın konferansı düzenlemişti. Bunu San Diego'da mı yoksa Chicago'da mı? Neredeydi ya? Tam hatırlamıyorum. Hatta ben onun parodisini çektim, RP'sine. Kanalda görebilirsiniz son video. Yani şu an Podcastvari 2'nin videosu herhalde son video olacaksa da 2020-2024 başlıklı MCU filmlerini tanıttığım bir RP, yani parodi videosu var. Ona da girebilirsiniz arkadaşlar. Ben de Kevin Feige'yi bir nevi taklit ettim o videoda. Kevin Feige 2015 yılında benim taklidimin orijinali biçiminde bir basın konferansı veriyor ve bu konuşamadım ya. Ve bu basın konferansı içerisinde bayağı Cüneyt Özdemir oldum ya. Ve bu basın konferansı içerisinde arkadaşlar Inhuman'larla beraber birkaç filmi tanıtıyor. İşte Civil War tanıtıyor, Age of Ultron tanıtıyor. Yani biz bu filmlerin hepsini şu an kadar izledik. Lakin Inhumans eğer bir film olsaydı biz o filmi tam bugün izliyor olacaktık. Yani bunu ayın 13'ünde yayınlarsam da bir gün önce, yani 12 Temmuz'da izliyor olacaktık ya da 13 Temmuz'da. Tam net bir haber bilmiyorum ama bunun yerine Marvel Inhumans için farklı bir rota izledi. Kendisinin filmlerini çıkarmanın aksine dizi ortaya koydular. Yani dizi çıkarmanın da ne kadar mantıklı olduğunu bilmiyorum. Yani dizilerin içerisinde oynayan bazı karakterler güzeldi. Hatta bu neydi ya, Game of Thrones'da hani bu Theon karakterine, Theon Greyjoy'a işkenceden bir abi vardı ya. Hatta Piçlerin Savaşları diye bir tane story arc da çektiler. Tam hatırlamıyorum şu an adını. Onun da başrolünde olduğu bir diziydi Inhumans. Ama çok çok kötüydü. Yanlış hatırlamıyorsam 1 ya da 2 sene önce çıktı ve gerçekten çok büyük dezavantajlarla beraber çıktı. Başta ilk bölümü IMAX'te yayınlandı. Herkesin böyle heyecanı arttı. Daha sonrasında işte bir sürü olay oldu falan. Bir sonraki bölüm çıktı. Ben yavaş yavaş kimse beğenmemeye başladı. Sonraki bölüm daha da kötüydü. Hani gitgide kötü olan bir dizinin hani daha çok umut bel bağlamaya gerek olmadığını düşünen yapımcılar ilk sezonun hemen arkasından diziyi iptal ettiler. Ve hani bazıları bana soruyordu, abi aslında o kadar da kötü dizi değil ya, fena değil falan. Gerçekten çok kötü diziydi. Hani izlemek, ben sadece inceleme için izliyordum. O nedenle ben hani bu diziyi izlemiştim. Çünkü o zaman diliminde The Flash ve yan diziler en fazla benim kanalımda izleniyordu. Yani o sefer tabii Infinity War'da çıkmadığından dolayı kanalın asıl ana konusu Marvel değildi. Lakin şunu söylemeliyim ki hani gerçekten Inhumans eğer dizi çıkarma kararından sapıp gerçekten bir film üzerine düzgün bir şekilde odaklansaydı bence biz bugün şahane bir Inhumans filmi izliyor olacaktık. Yani o şekilde. Burada ben bu araştırmamı yaparken hani Point Blank Netflix'teymiş. Bundan sonra sizlere tarif edeceğim, yani tasvir edeceğim filmler de Netflix'te olabilir mi diye düşündüm ve Netflix'e girdim. Ve Netflix'te şöyle bir şey rastladım. Siz bunları biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bilmeyenleriniz vardır diye tekrardan bunu gündeme taşımak istedim arkadaşlar. Fark ettiyseniz Netflix'in ülkemizde olan filmleriyle yurt dışında olan filmleri farklı. Bir yudum su lütfen. Bunu şu şekilde açıklayabilirim arkadaşlar. Netflix'te ülkemizde şu anda fark ettiyseniz Marvel bazında yani uzun zamandır tanıdığımız karakterlerin ilk filmleri var. Yani mesela Iron Man 1 var. Thor 2 var. Thor 1 var. Kaptan America The First Avenger, onun da ilk filmi var. Ancak yurt dışındaki Netflix'te, benim bir arkadaşım şu an yurt dışında yaşıyor ve kendisinden rica ettim, hani sizin Netflix'inizde şu anda geek filmler bazında neler var? O bir saydı ki vay ya, yani yurt dışına taşınmak istersin gerçekten. Last Jedi var. Spider-Man: Into the Spider-Verse var. Black Panther var. Avengers: Infinity War var. Avengers: Endgame çok yakında geliyor. Yani ben de düşündüm. Bu beni düşündürmeye hani düşünmeye etti. Tam cümleyi bulamadım bu arada. Kelimeyi bulamadım. Bu da beni düşünmeye etti arkadaşlar. Yani gerçekten neden ülkemizdeki filmler ile yurt dışındaki filmler farklı? Hani şimdi diyebilirsiniz telif olaylarından dolayı yurt dışında daha farklı bir telif politikası izlenirken ülkemizde daha farklı. Ya geçin tıraşı arkadaşlar. Adamlar çok net biliyor ki aslında kitlenin yoğun olduğu kesimlere o kitlenin izleyebileceği türden filmler daha fazla pazarlıyorlar. Yani şu an günümüzde Marvel filmleri ülkemizde daha fazla izlense ve mesela yolda durdurduğumuz Kemal dayı, simit sayan Kemal dayı da örümcek adam o çocuk filmi ya falan demese, onun aksine o da normal bir film olarak değerlendirirse Spider-Man filmini atıyorum ya da mesela Kaptan Amerika ya da Iron Man, hiç fark etmez, herhangi bir Marvel sinematik evreninde yer alan filme, o zaman ülkemizdeki Netflix'in Marvel filmleri üzerine izlediği politika bir hayli daha farklı olacaktı bence. Yani ben büyük bir heyecanla Screen Rant'in haberini okudum bu sabah. İşte Netflix'e Last Jedi, Into the Spider-Verse, Spider-Man ve Black Panther geldi diye. Infinity War bu arada vardı Amerika'da Netflix'inde. Hemen böyle gireyim dedim, hani izleyeyim bir Black Panther, hani kendime geleyim dedim. Çok kusura bakmayın. Evet. Black Panther izleyeyim dedim. Bulamadım. Hani hayal kırıklığına uğradım. Bir yudum su diyorum yani. Başka bir şey demiyorum. Evet efendim. Bu arada bu hani filmler üzerine bahsederken bildiğimiz filmler ve bilmediğimiz filmler arasındaki ikilemi de sizlere biraz anlatmak isterim. Bildiğiniz üzere hani bilmeyenler de vardır tabi. Haftaya, yani ayın 17'si ya da 19'u arasında Comic-Con geliyor. Yani bu Comic-Con'lar ülkelerin ya da ne bileyim işte şehirlerin her tarafında olup bitiyor, ancak hani Comic-Con gibi Comic-Con diyebildiğimiz Comic-Con etkinliği San Diego'da oluyor ve San Diego'da gerçekten insanların şu ana kadar en fazla hype yaptığı haberleri duyduğumuz yer. Mesela ilk Batman v Superman'in çıkacağını duyurulduğu zaman San Diego Comic Con'da oldu. Daha sonrasında Marvel sinematik evreninde mesela Black Panther, Doctor Strange, Kaptan Marvel, Avengers: Infinity War, bunların hepsinin haberleri ilk kez San Diego'da çıktı. Ve ayın 17'si ya da 19'u, tekrardan bu ikilemde yaşıyorum çünkü 17 mi 19 mu hatırlamıyorum. San Diego Comic Con yaşanacak ve Marvel orada birkaç şey duyuracağı üzerine bazı böyle ne der artık ona, sızıntılar veriyor. Mesela Russo kardeşler geçenlerde Instagram sayfalarından bir post paylaştılar. Tam 17'si ya da 19'u arasında bir tarih verdiler ve arka planda bir ses geçiyordu. Bir ses kaydı geçiyordu. Ses kaydı şöyle. And here comes the Infinity War gibi bir laf vardı. Yani o ses kaydı Infinity War filminin ilk kez tanıtıldığı zamanı ses kaydıydı. Hani bu da bize gönderme yapıyorlar. Yeni filmler geliyor. Yeni filmler geliyor. Ben de açıkçası yeni filmleri çok merak ediyorum. Nedenini soracak olursanız, şimdi yeni filmlerle benim daha dün çektiğim o hani parodi filmi var ya arkadaşlar. Parodi videosu daha doğrusu. Hani 2020-2024 Marvel filmlerinin tahmini bir şekilde sizlere neler olabileceğini anlattığım bir video. Bakalım 19'unda olacak etkinlikteki duyurulan filmler ile benim daha 2 gün önce sizlere yayınladığım video farklı mı? Hangi filmler birbirini tutuyor? Yani gerçekten bu Mr. Sinemax'in verdiği tahminler, sahip olduğu kararların ne kadar tutarlı olup olmadığını gösterecek türden bir şey. Hani merak ediyorum gerçekten. Ben mesela dedim ki büyük bir ihtimalle Namor filmi gelir dedim. Ya aslında yani bunu izlemeyenler kesinlikle izlemeli. Son videomu Marvel'ın yeni filmleri 2020-2024 tarihinde çıkacak MCU filmleri. Tam başlığı bu. Kanalda bulabilirsiniz. Ben her şeye karşı, her olasılığa karşı ben yine açıklamalar kısmına linki bırakacağım diyorum. Bir yudum su içiyorum. Bu arada arkadaşlar güzel konuşuyoruz da ne kadar dakika oldu acaba? İnsan bakmak istiyor tabi. 13 dakika olmuş ya, vay be. Benim konularım neredeyse suyunu çekti. Other Guys filmini bilenler var mı? Other Guys yani yoldaş arkadaşlar mı? Tam olarak neydi ya ismi? Şu an hatırlamıyorum. Other Guys filmini daha geçen gün izledim. Bir Will Ferrell filmi. Buldum Türkçesini. Yedek Polisler. Will Ferrell bilmeyenler var mıdır bilmiyorum. Daddy's Home, yani Babalar Evde tarzı bir film de vardı. Hani bir baba ile üvey baba arasındaki tartışma, kavgayı falan inceliyordu. O da bir Will Ferrell filmidir. Ben o filmden sonra Will Ferrell'ın konu olduğu, yani başrolünde olduğu her filmi beğenmeye başladım. Gerçekten işini iyi yapan bir aktör ve içinde yer aldığı filmlerin de gerçekten komedi yönünden çok zengin olduğunu söyleyebilirim. Bir adamın espri anlayışı çok kaliteli ve çok ince bir çizgide. Hani bu gerçekten kendisine ne denir artık ona, özel kılan noktalardan bir tanesi. Peki bu Other Guys nedir? Hani şu anda Netflix'te bu arada bu film, haberiniz olsun. Onun da tekrardan IMDb, yani videonun sonunda, podcast'in sonunda IMDb listesine koyacağım arkadaşlar filmi. Other Guys filmi arkadaşlar, 2 tane polisin ölmesiyle beraber, bu arada bu polisler karakolun gözdeleri, hani en iyi polisler arasında sayılabilecek polisler. Bu iki polisin bir vaka içerisinde ölmesiyle Will Ferrell ile Mark Wahlberg'in karakterlerinin onların yerine geçtiği bir film. Hani gerçekten çok iyi. 2 polis ölüyor, onun yerine 2 polis, yani bütün polisler o 2 polisin, o 2 popüler ölen polisin yerine, konumuna, tahtına daha doğrusu geçebilmek için güzel bir savaş veriyor. Ve bu süreçte gerçekten çok kaliteli şeyler izleyebiliyoruz. Hani aranızdan bazıları, hatta çoğunuz bana şey yazıyordu. Ben mesela komedi filmi yazdığımda, abi çok güzel ya, ben sadece Cem Yılmaz'a giriyorum. Çünkü neden artık ona, Amerika'nın sahip olduğu komedi anlayışı bana çok hitap etmiyor. Arkadaşlar bence bu filme bir şans vermelisiniz. Other Guys ya da Yedek Polisler, ikisini de Netflix'e yazarsanız ikisi de çıkıyor ayrı ayrı. Ayrı filmler olduğundan değil, sadece Netflix ikisine de Türkçe ve İngilizce etiket koymuş. Yani diyebileceğim çok bir şey yok. Gerçekten çok güzel bir film. Benim bu filme olan puanım 8. Filmin aldığı puan 6.7. Hiç hak etmiyor 6.7'yi. Daha da üstünü hak ediyor. Gerçekten underrated bir film olduğunu söyleyebilirim. Metascore'u bu arada 64 ve Metascore'dan bazı şirketlerin sizlere verdiği puanları okumak isterim. Mesela Entertainment Weekly 91 vermiş. Başka The Hollywood Reporter 80 vermiş. Bu arada The Hollywood Reporter arkadaşlar ne zamandı? Bir düşünelim, 75 yılından beri herhalde canlı. Benim en fazla bu arada güvendiğim, filmler içerisinde şans verdiğim ve hani sırtımı yaslayabileceğim şirketlerden bir tanesi Variety, bu filme 50 vermiş. Hani 50 gerçekten inanılır gibi değil. Ben daha yüksek puan vermesini beklerdim. Bunlarla biraz ön yargılı izledim. Yani ön yargılarımı bile kırdı, öyle söyleyeyim. Benim beklentim çok düşüktü. Yani belki ondan dolayıdır demek istemiyorum. Gerçekten beklentiniz yüksek olsun bu film için. Bunun da IMDb listesine ekleyeceğim bu filme. Direkt bence ilk bu filmle başlayabilirsiniz. Hatta bu akşam. Ama büyük ihtimalle After Effects render'ı uzun sürüyor. Yani bunu 14'ünde de yükleyebilirim. Hani emin olamadım. Bakalım ne zaman çıkacak bu video. Bu arada tekrardan bakın, bu 3 oldu. Other Guys'da da bu arada Samuel L. Jackson var. Sizlere ilk hani bu neden artık onu, Podcastvari'nin 2. bölümünün, yani bu kaydın başında bahsettiğim Point Blank filmi var ya, orada da Samuel L. Jackson yer alıyor muydu? Yok, hayır, o almıyordu, karıştırdım. Şimdi bahsedeceğim filmde yer alıyor çünkü. Belki rastlamışsınızdır Netflix'in ana ekranında da, belki çok fazla ilginizi çekmemiştir. Shaft diye yeni bir Netflix filmi var. Samuel L. Jackson ve onun çocuğu rolünde, başka bir oyuncu başrolünde bu filmin arkadaşlar. Hatta şu anda biraz sizlere oyalayabilirsem ben filmin kimler tarafından yönetildiği ve kimler tarafından oynandığını da bulabileceğim. Evet, Jesse T. Usher ve Richard Roundtree ve Samuel L. Jackson'ın başrollerinde olduğu bu film gayet güzel bir komedi arkadaşlar. Çok ortalama bir komedi, onu söyleyebilirim. Ama ben bu filme puan vermemişim. Hemen veriyorum şu anda. 7 puan veriyorum. Bu arada bu puanları IMDb'den veriyorum. Haberiniz olsun. Tabii IMDb ya da IMDb, artık onun telaffuzu size kalmış arkadaşlar. Ben asıl telaffuzuyla hitap etmeyi her zaman daha fazla tercih etmişimdir. Chef filmi gerçekten güzel çünkü Samuel L. Jackson tekrardan bir mafyavari bir şekilde bir karakteri bizlere tanıtıyor. Yani kendisini o şekilde tasvir ediyor ve yıllar sonra küçük çocuğunun büyüme serüvenine tanık oluyoruz. Bir anda bizlere 7-8 yıl sonrasını atıyor film ve aradaki gelişmeyi, neler olduğunu, olacağını çok ince bir komedi çizgisiyle bizlere anlatıyor. Filmin klasmanı aksiyon, komedi ve aksiyon ve komedi. Aksiyon ve komedi. Filmimiz de 1 saat 51 dakika. Bence gerçekten kaliteli geçirebileceğiniz 1 saat 51 dakikalardan bir tanesi. Bir önceki bahsettiğim Other Guys'da, Chef de maalesef ailenizle izleyebileceğiniz tarzdan bir film değil arkadaşlar. Lakin şunu söyleyebilirim ki hani bir arkadaşlarla mesela Other Guys akar. Babanızla samimiyseniz, samimi değilseniz o size kalmış, ama Shaft de babanızla izlenebilecek bir film. Çünkü Shaft biraz daha böyle Amerikan komedisiyle harmanlanmış bir baba oğul filmi bana şey çiziyor, portresi çiziyor gibi geldi bana. Bu arada bu basın gösterimlerinde bahsetmem gerekirse, geçen gün Tolkien'in basın gösterimi vardı. Bu Tolkien'i bilmeyenler de şimdi söyleyeceğim şeyle bence hatırlayacaktır. Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı arkadaşlar Tolkien. Tolkien'in oynayan abimizin adı tam şu anda hatırlamıyorum. Hemen bakacağım. Tolkien'in bu arada arkadaşlar şey oynuyor. Yani X-Men'deki o Beast karakterini oynayan vardı ya. Nicholas Hoult. Nicholas Hoult oynuyor arkadaşlar. Bence iyi bir oyunculuk becermiş ama şunu söylemeliyim ki yani zaten yani bir Tolkien'in biyografi filminden ne bekleyebilirsiniz abi? Hani kitabı nasıl yaptığını, o serüveni beklersiniz değil mi? Ama bu film öyle bir hikaye izlemiyor. Bunun aksine Tolkien'in zamanında 1. Dünya Savaşı'na katıldığı dönem içerisinde, ya da şu an 2. Dünya Savaşı mı? Şu an bir ikilemde kaldım. 1 desem 2 çıkar, 2 desem 1 çıkar. Ben rezil olmak istemiyorum. Dünya Savaşı'na katıldığı serüvenden bahsediyor ve film fena değildi ama çok da iyi olduğu söylenmez. Ben mesela 6 vermek isterdim bu filme ama 6 insanların gözünde gerçekten kötü film olarak belirlenmiş bir sayı. Hani insanlar artık 6 veremiyor filmlere. Bu nedenle ben 12. sınıf bittiğinde bir tane uygulama tasarlayacağım arkadaşlar, kodlayacağım. Bu filmlerin nedir artık ona, oylaması üzerine olacak ve gerçekten üzerine yoğun çalışacağım ve oylama arkadaşlar 10 üzerinden olmayacak. 100 üzerinden olacak. Mesela 100 üzerinden 67 versen insan ne kötü ne iyi der. Ama 10 üzerinden 6 verince hani böyle bir soğuma, yani soğuk bir sayı gibi kalıyor. Çünkü 7 vermek de istemiyorum mesela Tolkien'a. 6 da vermek istemiyorum ama yani IMDb'de öyle bir şansım da yok. Bu nedenle ben sizlere Mr. Sinemax Counter açısından Tolkien filmine 6.5 vereyim. Film fena değildi. Tolkien'ın nasıl söyleyeyim sizlere, karakter gelişimine ve kendi kişiliğinin nasıl evolution olduğuna, yani ilerlediğine, gelişime uğradığının üzerine olan bir film arkadaşlar. Bir yudumsu diyorum. Yani fena bir film değildi ama tabii şu anda özellikle bu sinema olaylarından dolayı da kampanyalar geri döndü diyorlar. Bazıları için geri dönmemiş. Cinemax'ın şu an internet sitesi falafaş bir durumda. Sinemia kaldırıldı bu arada, ondan da bahsedeceğim. Gündemi şu an eklememişim ama ona da hemen bahsedeyim. Şu an gündemimi ekliyorum. Hemen yazalım, Sinemia, unutmayalım. Evet, yani fena bir film değildi. Ben daha çok kitapın nasıl yazıldığına dair bir şeyler beklerdim. Bu nedenle Tolkien filmine tutup da sinemalarda 30 lira vermeniz, eğer hardcore bir Yüzüklerin Efendisi hayran değilseniz, gerekmiyor. Bu arada bir sonraki gündeme geçiyorum arkadaşlar. Apple Podcast üzerine bahsedeceğim. Sizler hatırlarsanız ilk podcast'te dedim ki umarım Spotify tarafından onaylanır. Hani öyle bir şekilde sizden anlattım ki arkadaşlar, Apple Podcast tarafından podcast'imiz onaylanacak. Umarım Spotify tarafından da onaylanır. Tam aksi oldu. Spotify anında onayladı, Apple Podcast'i reddetti. Nedenini de şu şekilde belirtiyor. Apple'ın tasvir ettiği, Apple'ın belirlediği kurallar içerisinde podcast'inizde pilot bölüm olmaması lazımmış. Hani direkt profesyonel kariyerinize profesyonel bir podcast'e giriş yapmanız lazımmış. Benimki de ilk bölüm direkt pilot bölüm olunca tabii reddedildi. Bakalım bu bölüm attıktan sonra bir kere daha Apple'a teklif sunacağım. Sonucu ne olacak bilmiyorum efendim. O zaman son gündemimize tekrardan sizlere ekrana taşıyarak kapatalım isterseniz podcast'imize. Umarım bu arada eğlemelerim ve nefes alma seslerim sizler için çok rahatsız edici olmamıştır diyorum ve son gündemime giriyorum. Son gündemim Sinemia ama onun öncesinde bir yudum su. Bu arada bu bir yudum su dedikten sonra o su içme sesini çok rahat bir şekilde alabiliyorsanız ASMR video ASMR'da girebiliriz sektöre. Cüneyt Özdemir'le beraber tabii ki. Sinemia bildiğiniz üzere, bazıları bilmiyordur diye sıfırdan anlatayım ben arkadaşlar. Sinemia bir internet sitesiydi. Daha sonrasında müşterilerine çeşitli hizmetler sunmaya başladı. Yani Sinemia'ya mesela 60 lira veriyorsunuz. 60 lira abartı oldu aslında. 50 lira veriyorsunuz. Sizlere 3 tane bir ay içerisinde İstediğiniz zaman harcayabileceğiniz 3 tane sinema bileti veriyor. Hani zaten bir sinema 20 lira ya da 30 lira daha doğrusu. Mesela 4 diye eklesen direkt sinemayı zaten 40 lira falan. Hani 40, 80, 120 yapacağına direkt Sinemia'dan 50 liraya alıyorsun biletini abi. Paşa paşa filmine giriyorsun. Ya da Sinemia bunu daha da ileri taşıdı bundan sonrasında. Benim birkaç arkadaşım bunu aldı abi. Her ay 60 lira ödüyorsun galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hani 12 ay boyunca 60 lira ödüyorsun. Bir yıllık paket alıyorsun. Ve her gün, bakın her gün bir tane sinemaya girme hakkın var. Bedava. Hani gerçekten çok güzel bir uygulamaydı. 2017'de galiba benim arkadaşım Burkay aldı. 2018'de de Deniz aldı. Hani ikisi de böyle doya doya kullanıyor. Beyler hadi bugün sinemaya gidelim. Hadi bugün sinemaya. Artık bizim cebin cüzdan suyunu çekmiş. Hadi bugün de sinemaya gidelim. Artık o kadar güzeldi ki o dönemler, hani alıyorlardı. Sonrasında 24.00'ı geçiyordu saat, bir tane daha alıyorlardı. 2 tane bedava bilet çıkıyordu falan ortaya. Ama bu bildiğiniz üzere 2764 sayıyı bu arada kesinlikle salladım. Dikkate almayın. Sayılı kanunname gereği artık ister istemez Sinemia şirketi de kapatılmış oldu. Çünkü bildiğiniz üzere Cinemaximum birçok kampanyayı kapattığı için Sinemia'da bu kanun gereğince işte ne bileyim işte bu kadar para vereyim de bu kadar bilet alın kampanyasını maalesef iptal etme durumunda kaldı. Bu da bir acı bir durum. Biz geçenlerde arkadaşım Deniz'le beraber filme girecektik Toy Story 4'e. Hani beyler benim de Sinemia 4'üm var ya, Sinemia'm var yani isterseniz bilet alayım falan dedi. Bir girdi, onaylanmadı. Bir daha denedik, onaylanmadı. Kod alıyoruz vermiyor. Kod alıyoruz vermiyor. Veriyor, onaylanmıyor. Veriyor, onaylanmıyor. Artık dedik Allah belasını versin. Mail atalım dedik. Sinemia'da en sonunda kaydımızı çekti. Kayıt çekildikten sonrasında ne olduğunu bilmiyorum tabii. Şimdi kapandıktan sonra Sinemia'ya mail atsan, affedersiniz benim yatırdığım bir 700 lira vardı da falan deseniz, acaba paranızı iade ediyorlar mı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Ya da direkt paralar geri mi yatırılıyor? O da ayrı bir mevzu. Neyse, söyleyebileceğim şu anda bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi haftaya Comic-Con olacak ve Comic-Con Marvel tarafından büyük ihtimalle canlı yayında olacak. Marvel'ın canlı yayınını izleyen Mr. Sinemax canlı yayını açmak isterim. Lakin dediğim gibi haftaya pazartesi kursum başlıyor. Ve şöyle söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Eğer vakit bulabilirsem, kursum yani akşam seansı değilse, sabah seansıysa net açarım yayına. Orada şeyiniz olmasın, şüpheniz olmasın. Gerçekten beraber o hani yeni başlıklara, mesela düşünsenize Avengers'ın 5. filmini falan açıklıyorlar. Ona hep beraber böyle coşarız. Efsane bir yayın olur. Ama onun öncesinde sizlerden ricam, başından da bahsettiğim gibi arkadaşlar, benim o son videomu izlemeniz. Hani 2020-2024 tarihleri arasında Marvel sinematik evreninde neler çıkabileceğini tahmin ettiğim video. Ve burada Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Bir dakika rica ediyorum. Tamamdır. Bunun üzerine ekleyebileceğim başka bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bence bütün konuların üstesinden geldik. Ben yavaş yavaş bunun montajına geçeyim. Çünkü gerçekten After Effects'te YouTube izleyenler şu an görecektir. Spotify'dan dinleyenler fark etmeyecektir bu ihtimalle, ama YouTube'dan izleyenler için hani o logon var, etrafında o ses dalgası oluyor ya. O gerçekten basit bir efekt olarak düşünüyorsunuz ama gerçekten çok zor. Diyeceksiniz abi o sadece estetik bir şey, yapma. Ben estetik hastasıyım. O orada olacak arkadaş. Başka yolu yok. Neyse, söyleyebileceğim bu kadar. Bu arada Spotify dinleyicileri de hiçbir şey anlamadı. Ne oluyor lan? Ne dalgası falan. Bu arada Spotify'dan arkadaşlar giriyorsunuz. Podcast'i izliyorsunuz ama takip etmiyorsunuz. İlk Podcastvarinin dinleme verileri geldi bana. 450 dinlenme olmuş ve bu Spotify için güzel bir şey. Yani YouTube için her ne kadar düşük rakam olsa da Spotify podcast serisi için güzel bir şey. Ancak takip eden kişi sayısı kaç arkadaşlar? 26. Ulan 26 kişi takip ediyor. 400 izlenmiş, dinlenmiş. Ben ne anladım bu işten? Neyse. Tamam, sakinim. Evet, yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Böyle 30 dakikaya yuvarlama hayallerim falan vardı ama şimdi yavaş yavaş sizlerin tabiriyle boş yapmaya geçtim. O zaman ben de kapatayım. Podcastvari'nin 2. bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Gaza gelip 3. bölümünü haftaya beklemenizi tavsiye etmem. Çünkü bir yandan videolara yetişmeye çalışıyorum, bir yandan işte derse yetişmeye çalışıyorum. O arada bu Podcastvari'ye de nasıl vakit ayıracağım hiçbir fikrim yok. Söyleyebileceklerim bu kadar. Mesela şöyle bir şey olabilirdi. YouTube'dan bütün reklamları mesela dinlerseniz oradan güzel bir para gelir. Ben daha büyük bir mikrofon alırım, gaza gelirim, daha şey yaparım falan. Hani öyle bir belki hype olabilir üzerimde. Neyse, dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Söyleyebileceğim çok bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bay bay.